Merhaba. Bugün yeni medyanın oluşumundan bu yana yaşadığı en önemli, en büyük krizlerden birini konuşacağız. Birkaç gündür gerçi konuşuluyor ama 50 milyon Facebook kullanıcısının hesap bilgilerinin izinsiz bir şekilde Cambridge Analytica adlı data analiz şirketi tarafından elde edilmesi ve bunun da bir seçim kampanyası sırasında kullanılmasıyla ortaya çıkan kriz giderek büyüyor. Aynı zamanda yavaş yavaş bir hem siyasi hem de ekonomik krize de kendi çapında dönüşüyor. Bu anlamda biz bugün konuyu biraz daha detaylandırarak tartışalım istiyoruz. Hemen ben kısaca özetledim başlangıcında ama öncelikle konuklarımı tanıtayım ve hemen tartışmaya geçelim. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nden Deniz Yeni Hayat ve Ramazan Subaşı. Hemen Ramazan'a dönmüşken oradan devam edeceğim. Sızıntı nasıl oldu? Bu bilgi sızıntısı nasıl kaynaklandı? Dediğim gibi özetle özellikle bilmeyen izleyicilerimiz için anlatalım. Aslında olay çok yeni bir olay değil. Yani 2014 yılında Trump'ın seçilmesinden öncesine kadar geriye giden bir süreç var. Christopher Willey diye bir çalışan aslında bu işlerin içerisinde olan bir kişi çıkıp açıklıyor böyle bir durum oldu diye. Ve aslında o çalışanın şeyiyle ortaya çıkan, ifadeleriyle ortaya çıkan bir durum var. Arkasına baktığımız zaman aslında süreç işte Kogan, işte Cambridge Üniversitesi'ndeki bir akademisyenin bu işle ilgili bir aplikasyon yazması ve bu aplikasyonu Facebook'la birlikte ortak olarak insanlara işte ücret karşılığında insanların hesaplarına yüklettirmesi üzerine başlayan bir süreç var. Sonrasında işte dün Mark Zuckerberg'in de yaptığı açıklama neticesinde işte Kogan bu bilgileri topluyor. Sonra arkasında işte Cambridge Analytica'ya sattığı veya bunu paylaştığı bir şekilde bir şey var, bilgi var. Şurada hemen araya gireyim. Bu veriler nasıl toplandı? Bu da önemli çünkü pek çok sosyal medya kullanıcısının sık sık yaptığı bir aslında kötü alışkanlık sonucu veriler ortaya çıkmış oldu, sızıntı yaşanmış oldu. Oradaki teknik detay şöyle, insanlar işte bu 2 dolar, 3 dolar karşılığında insanlara bu uygulama yüklettiriliyor. Yaklaşık 200-300 bin civarında bir kullanıcının bu uygulamayı yüklediği tahmin ediliyor. Ama arka tarafta baktığımız zaman işte Facebook'ta işte binlerce arkadaşı olan, yüzlerce arkadaşı olan insanları hesaba kattığımız zaman 50 milyon kullanıcının bu durumdan etkilendiği. Sonuçta siz uygulamayı yüklediğiniz anda ve uygulamaya izin verdiğiniz anda uygulama hem sizin kendi gördüğünüz, kendi hesabınızda gördüğünüz bütün bilgilere erişebilir hale geliyor. Dolayısıyla bu sizin arkadaş listeniz, onların doğum günleri, onların nerede oturdukları gibi, onların arkadaşları gibi aslında daha da dallanarak ilerleyen bir ağa erişiyor ve işte 50 milyon gibi bir kişiden bahsediliyor. İşte dün Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklamada net sayı yok, 10 milyonlar deniyor. Bu belki daha da fazla olabilir aslında. Evet, bir yandan da tabii süreç evriliyor ortaya çıktığı andan itibaren. Şu anda başka bir yere doğru gitti. Bir yandan hem Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre üyelerinin itirazları var. İfade vermesi gerektiğini söyleyenler var Zuckerberg'in kongreye gelip. Aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'nda, Avrupa'da, Avrupa Birliği içerisinden sesler yükseliyor. Nereye gider bu? Yani bir yere ulaşır mı en azından son kullanıcı bütün bu sürecin sonunda bir şeyleri netleştirebilir mi kafasında? Yani aslında bu ticari bir işletme olarak bakarsak Facebook'a, ki keza öyle, bu krizi iyi yönetebilirse bunun içinden çıkabilir. Şimdi Avrupa Parlamentosu'nun ve Amerika'daki kongrenin ondan ifade istemesinin sebebi, başlıca sebebi Amerika seçimleri ve Brexit referandumunun manipüle edilmiş olma ihtimalinden ötürü bu ifadeye çağrılma durumu var. Şimdi burada eğer tüketicinin güvenini sarsacak bir noktaya gelirse, bunu krizi yönetemezlerse, işte dün olduğu gibi sanırım 50 milyon, 60 milyon milyarlık bir hisse kaybı var. Yani bu siyasi olarak nereye gider bilmiyoruz. Çünkü hani bizim bildiğimiz bu Cambridge Analytica skandalı, bizim bilmediğimiz birçok farklı uygulama tüketicilerin, yani internet tüketicilerinin, sosyal medya kullanıcılarının kişisel bilgilerine çok daha fazla ulaşmış olabilir. Verilerimizi biz zaten gönüllü olarak çoktan vermiş olabiliriz. Evet, zaten aslında öyle işliyor süreç. Çünkü işte bu Cambridge Analytica'nın uygulaması olarak yaydığı şey anket örneğin. Ya da işte sosyal medyada karşılaşıyorsunuzdur. En çok hangi ünlüye benziyorum?
işte bilmem ne, hangi şehirde yaşamalıyım gibi anketler var. Siz bu anketlere okey dediğiniz zaman aslında bütün kişisel bilgilerinizi açmış oluyorsunuz. Keşke kişisel olsa, sizinle Facebook'ta arkadaşsam, evet, sizlerin de bilgisini oraya vermiş oluyorum. Ve benim rızam olmadan siz yaptığınız bir anketle benim bütün bilgilerimi vermiş oluyorsunuz. Yani bu noktada politik olarak işin gideceği yeri bilmesek de kişisel olarak biz bu mevzuda bir taraf haline gelebilir. Bireysel bilgilerimizi Facebook'ta ya da diğer sosyal mecralardaki paylaştığımız şeyleri bir gizlilik sorumluluğuyla paylaşmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü aslında bu sistem şöyle işliyor. Yani Facebook'un iş modeli şu. O bizden bir datayı alıyor ve bunu bir para karşılığında şirketlere satıyor. Yani tıpkı reklam şirketleri, medya satın alma şirketleri gibi. O şirketler de satmak istedikleri ürünleri, yani bizim bilgilerimizi kullanarak gene bize satıyorlar. Aslında burada biz üretici tüketiciyiz. Yani bir veri üretiyoruz. Kaynak sağlıyoruz. Evet, sonra o kaynak tekrar bize harcama yapmamızı sağlıyor. Evet, 1960'lar, 1970'ler ekonomilerinde olduğu gibi aslında hani ham madde bulunuyor. Evet. Daha az gelişmiş ülkelerden işlenecek yere, daha gelişmiş ülkelere gidiyor ekonomik olarak. Sonra tekrar daha pahalıya geri dönüyor aslında. Evet. Bir döngü burada da devam ediyor. Aynen. Ama veri ekonomisi üzerine. Çünkü 21. yüzyılın ham maddesi veri. Politik olarak da öyle, ticari olarak da öyle. O yüzden kullanıcıların bireysel olarak inisiyatif almaları gerekiyor. Peki bu veriyi üreten biziz, bireyleriz. Bu bireyler üzerinden düşünüp bakacak olursak acaba siyasi ve sosyal olarak sosyal medya kullanıcılarının hayatı bundan nasıl etkilenir? Daha doğrusu etkilenir mi? Yani şunu demek istiyorum. Örneğin herhangi bir sosyal medya kullanıcısı vay bak görüyor musun neler geldi bu sosyal mecranın başına, ben artık onu kullanmayacağım der mi demez mi? Nasıl bir kullanıcı, son kullanıcı davranışı bekliyorsunuz? Yani son kullanıcının davranışını kestirmek gerçekten çok zor. Çünkü işte şimdi Facebook'tan çıkışla ilgili kampanyalar yapılıyor. Ama bu kampanyalar yaparken bir yandan işte Instagram'ı kullanmayı öneren insanlar var. İşte WhatsApp'ı kullanmayı öneren insanlar var. Baktığımız zaman aslında aynı çatı altında farklı isimler bu mecralarda. Yani o yüzden sosyal medyayı tamamen bırakmak değil aslında, ama bir şekilde bunun işte toplumsal çıkarlar gözetilerek kullanılabilir hale getirilmesi gerekiyor. Yani buradaki kastımız şu değil elbette ki, bu şirketler, büyük tekeller var ortada sonuçta. Bunu para kazanmak için işte sosyal medyanın en büyük verisi bizim sunduğumuz veriler ve bizim verilerimizle bizim üzerimizden para kazanıyorlar. Şu anda halihazırda olan bir şeyden bahsediyoruz aslında. Ama bunu gözeterek bir şekilde bu şirketlerin artık kişisel verileri koruması, bunların toplumsal ihtiyaçlar şeklinde belirleyebilecek lokasyonlara çekmeleri lazım, konulara çekmeleri lazım. Ama bu tamamen ticari işte işler üzerinden yürüdüğü zaman, para kazanmak üzerinden yürüdüğü zaman olaylar bu tarz krizlere neden olabiliyor. Yani siz bir uygulama yüklettireceksiniz, oradan 2-3 dolar kişi para kazanacak ve Facebook bunun arkasından milyarlarca para kazanacak diye hiç istenmedik şekilde siz siyasi propagandaya maruz kalmak zorunda kalıyorsunuz. Çok hatalı bir duruma düşüyor insanlar. Son kullanıcı tarafına baktığınız zaman aslında dediğim gibi yani buradaki en büyük şey birazcık daha dikkatli olmak gerekiyor. Sosyal medyada her şeye tıklamamak gerekiyor. Yani bu şu anda Facebook çok büyük bir krizin içerisinde. Buradan nasıl çıkar meselesi, çıkarma meselesi çok büyük tartışma konusu aslında bakarsın. İşte bir yandan çok büyük hisse kayıplarına neden oluyor. İşte evet. Olay çok çok eski olmasına rağmen hiçbir açıklama yapılmamış. Bir sızıntıdan sonra bu açıklamayı yapmış olmaları aslında olayın üzerini kapatmaya yönelik bir çabalarının da aslında bir şekilde olmuş olması. Sızıntı nasıl ortaya çıktı? Yani Christopher'ın neden şu anda böyle bir açıklama yapmış olması, o da ayrı bir tartışma konusu aslında. Çok yıllar önce olmuş bir meseleden bahsediyoruz sonuçta. Aslında sosyal medya kullanıcının bunların hepsini aslında bir arada eriterek karar vermesi gerekiyor. 2 yıl geçti üzerinden aşağı yukarı ve bu 2 yıl içerisinde biz sonradan öğreniyoruz ki daha yeni birkaç gün önce siyasi olarak bir manipülasyon amacıyla kullanılmış. Nasıl kullanılmış? Nasıl bir siyasi manipülasyon yapılabilir bizim o masum sosyal medya aracımızdan? Yani aslında hani ilk başta az önce konuştuğumuz gibi bir reklamlama modeli var Facebook'un.
Yani kişiye özel, kişinin özelliklerine özel, beğenilerine, karakterine uygun reklamı ona ulaştırıyor. Nasıl biliyorlar ki bizim çünkü kişiye özel bilgilerimizi, karakterimizi? Falan? Şöyle biliyorlar, likeladığınız sayfalar var diyelim. Örneğin sevdiğiniz müzik türünü biliyorlar. Paylaştığınız şarkıları, filmleri, belki yazarlardan alıntıları, buradan siyasi görüşünüzü, işte bir sonraki adımınızı bile tahmin edebilecek algoritmalar yazıyorlar. Ve ticari ürünlerde bu reklamlamayı çok niş hedef kitlelere indirecek kadar yapıyorlar. Bu halihazırda bugün birçok markanın kullandığı bir yeni nesil reklamlama, reklam mecrası. Ama iş siyasi propagandaya geldiğinde bu aslında biraz politik ahlakın yani seçim etiğinin dışına çıkan bir şey haline geliyor. Çünkü ideal demokrasilerde seçim etiğine baktığınız zaman oradaki herhangi bir partinin yaptığı propaganda ya da işte yaptığı verdikleri vaatler tüm kamuyu ilgilendirir ve kamusal olarak değerlendirilmesi gerekir. Böylece insanlar tamam ben buna katılıyorum ya da katılmıyorum diye özgür iradeleriyle bir sonuca varıp oy kullanırlar. Ancak Facebook'taki propagandaya baktığımız zaman öncelikle en büyük şey can sıkıcı durum. Siz bunun bir seçim propagandası olduğunu bilmiyorsunuz. İşte asıl mesele o galiba değil mi? Evet. Bu tür bir yöntemle çok temelde. Evet yani hadi Amerika'ya işte Make America Great Again bunu görüyorsunuz belki. Hı. Ama bunun haricinde işte cumhuriyetçilerle muhafazakarların davranış zaten bu şirketin de şeyi sloganı data that drives behavioral change yani veriyle davranışları değiştirme gücünden bahsediyor. Yani karşıt görüşteki insanları bir seçim propagandasına maruz kaldığını fark etmeden herhangi bir video ya da görsel içerikle kendi fikrine bağnazca daha çok sarılmasını, empati karşı tarafla empati kuramamasını, karşı tarafın fikrini ya da kendi fikrini sorgulayamamasını sağlıyor. Ve bir yandan da karşı tarafa tahammülünü azaltıyor. Yani bu tip içeriklerle herkes kendine dair bir içerikle karşılaşıyor. Örneğin ben X görüşe sahip bir insanım, bana bunu daha da sertleştirecek bir içerik geldi. Ama siz benim arkadaşım olarak ya Deniz yapma bak hani hiç kafan alıyor mu böyle bir şey falan deme şansınız yok. Çünkü bana gelen içerik size gelmiyor. Birebir herkese değişiyor. Özel içerikler evet, bir şekilde evet. yönlendiriliyor. Mesela ben silahsızlanmadan yanayım ve bireysel silahlanmanın önüne geçeceğini vaat eden bir kişiye inanmışım ve onunla birlikte, o partiyle birlikte hareket ediyorum. Birden bir bakıyorum ki bana tam da o inandığım partinin kişinin aslında hiç de öyle bireysel silahsızlanmayla mücadele etmeyeceğine dair bilgiler görmeye başlıyor. Evet. Dolayısıyla bu manipülasyon, bu algoritmalar nasıl üretiliyor peki? Yani niş teknolojilerden bahsediyoruz artık değil mi? Yani kişiye özel algoritmayı üretmenin yolu ne? Kişi özel algoritma değil aslında. Kişilerin verdiği bilgiler burada önemli. Yani biz şu anda herhangi bir sosyal medya kullanıcısı, bütün hesaplarıyla ilgili de olabilir bu. Mesela en büyük data mesela şu anda bizi bizden daha iyi tanıyorlar dediğimiz şeyler vardır. Yani eski bir söz vardır. Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye. Şimdi mesela birçok kişi işte popüler işte Google kullanıyor ama motoru olarak. Google.com/history adresine bir girsinler. Orada kendileriyle ilgili o kadar çok unuttukları şey var ki. Google tutuyor ama onlar orada. Mesela o hesapları kapatmadıysanız, o ayarları kapatmadıysanız Google sizi sizden daha iyi tanıyor. Burada bizim yaptığımız davranışlar aslında önemli. Adresi tekrar söyleyeyim. Yani Google.com/history. Birçok kişi eğer bu ayarı kapatmadıysa ve bunu ilk defa duyuyorsa Google hesabından gidip baksınlar yıllar önce neler yaptıklarını, neler aradıklarını. Kendi Google tarihini orada insanlara görüyor. Ve Google bunu her şeyin yani arama kelime kelime YouTube'da, Facebook arama motorunda Google'un kendi ürünleri içerisinde hesabınızın açık olduğu sürece ne yapıyorsanız hepsini kaydediyor. Bu aynı şekilde dönüp baktığımızda Facebook'ta da öyle. Yani siz kiminle arkadaş oldunuz? Mesela gidip bir kişinin profiline baktınız mesela. Sonra çıktınız oradan. Sonra sizi o kişiye şey olarak gösteriyor. Tanıyabilir olacağınız kişi olarak gösteriyor mesela. Diyor ki bak bu senin profiline baktı demiyor ama. Diyor ki bu kişiyi tanıyor olabilirsin bak. Çünkü sen onun profiline bakmışsın.
Ve senin bununla bir ilişkili olduğunu anlıyor artık Facebook ve seni oradan bağlıyor. İşte giriyoruz, doğum günü tarihimizi giriyoruz. Bu bizim için bir yaş aralığı ve belli bir davranış özelliği demek aslında. İşte hangi jenerasyonda doğduğumuz, hangi yaş grubunda olduğumuz bizim için bir davranış özelliği belirtiyor. Cinsiyetimiz keza bu şekilde. Beğendiğimiz sayfalar, bunlar siyasi partiler olabilir. Haber sayfaları bile. Sosyal akımlar olabilir. Sosyal akımlar, haber sayfaları bile. Örneğin işte yani bir akımdaki haber kanallarını takip ediyorsanız otomatik olarak o görüşe yakın insanlarsınız. Başka bir akıma yakın haber kanallarını takip ediyorsanız, sayfaları takip ediyorsanız o tarafa yakın olduğunuzu çok rahat anlayabiliyorlar. Bunlar çok zor şeyler değil. Biz şu an birçok reklam firmasının zaten aslında olay biraz da şöyle bakmak lazım. Hani bunun şu anda kriz olarak patlamış olması önemli bir şey. Ama zaten bu şu anda bütün Facebook'a para verenler tarafından yapılan bir şey. Bütün ticari firmalar, işletmeler, ticari olarak evet, herkesin yaptığı bir şey zaten bu. Asıl biraz bu tarafa da bakmak gerekiyor. Nasıl yapılıyor? Bir ticari işletme de olabilir. Bu siyasi propaganda olarak da aslında şu anda siyasi partiler tarafında da yapılabilir. Örnek olarak söylüyorum, Türkiye'de bir siyasi parti diyebilir ki rakip partinin sayfasını beğenmiş kişilere şu reklamı göster deyip mesela böyle bir içerik çıkartabilirsiniz. İşte demin konuştuğumuz mesele yani gibi. Şu anda çok net. Birçok ülkede yapılıyor aynen bu. Aynen öyle. Hmm. Yani bunu çok özel algoritmalara, teknik olarak çok... Algoritma nedir bu? Facebook bunu alıp insanların önüne sunması meselesi, yazılımsal hale getirmesi meselesi. Ama o algoritmanın oluşabilmesi için bizim buraya data sunmamız lazım. Yani bir input vereceğiz ki Facebook'a, Facebook bunu alıp işleyecek ve buradan bir veri üretecek. Bu verinin üretilmesinin en büyük donelerinden bir tanesi de bizim buraya ne kadar çok veri sağladığımız aslında. Facebook şunu yapıyor mesela, işte birçok zamanlar işte beğendiğiniz filmleri ekleyin, işte nerede yaşıyorsunuz ekleyin, hangi okuldan mezunsunuz bunu ekleyin. Hatırlatıyor. İşte, tabii hatırlatıyor. Eklemedin. Mesela işte bak geçen yıldan anılarım falan, hani bunları bir şey yapıyor böyle sürekli. Bunlar hani sizin sosyal medyayı çok daha verimli kullanın diye Facebook'un yaptığı şeyler değil. Facebook'un sizden daha çok veri toplaması ve bu topladığı verilerle size tekrardan bunu bir meta olarak sunması aslında ticari kuruluşlara ve sizin tekrar burada bir tüketici konumuna düşmeniz. Bir de gönüllü olarak bütün örneğin fotoğraflarımızın, gezdiğimiz yerlerin, yediğimiz, içtiğimiz restoranların, eğlendiğimiz işte mekanların fotoğraflarıyla, bilgileriyle şuradaydım falan diyerek, hani konum bilgilerini de paylaşarak bütün bunların dolaştığımız yerin haritasını çıkarabiliyor aslında. Tabii. Ya Facebook bu skandal ilk patladığında yaptığı açıklamada şey diyor zaten. Hani insanlar bilgilerini isteyerek paylaştı. Biz hiçbir şey, bir sisteme sızmadık. Kimsenin şifresini hacklemedik. Hırsızlık yani hiçbir orada şey yapmadık. Evet. Hiçbir yerden bilgi çalınmadı. İnsanlar bu sözleşmeyi okumadan onaylıyor ve bilgileri de teslim ediyor. Yani biz kendi ayağımızı, yani şöyle söyleyeyim, hakikati mahveden bir noktaya kendi kendimizi getiriyoruz. Bir yandan ticari olarak bunun yapılması işte yeni bir iş modeli artık. Yani sadece Facebook yapmıyor, işte arama motorları, Google ve diğerleri de bizim işte kişisel tarihimiz, kullanıcı tarihimiz üzerinden sizin az evvel söylediğiniz gibi bizi kaydediyor ve ona göre işte reklamlar görüyoruz sayfalarımızla, ilgisiz. Fakat iş siyasete geldiği zaman, siyasi manipülasyona döndüğü zaman aslında başka bir şey artık tartışmak durumunda kalacağız. O da temsili demokrasinin bugün geldiği durum, özellikle de bu yeni medyanın en büyük kriziyle karşılaştığımız zaman. Ne yapacağız, nasıl çıkacağız bu işin içinden? Bilmiyorum. Muhtemelen bir süre daha bilemeyeceğiz. Çünkü her şey çok karmaşık. Yani işte ülkelerin birbirini manipüle ettiği seçimler var. Rusya'nın Amerika'yı, işte belki de bu Cambridge Analytica'nın manipüle ettiği ya da bunun gibi şirketlerin kaderini değiştirdiği ülkeler var. Bir yandan da temsili demokrasi demek, bizi temsil edecek olan insanları bazı fikirleri değerlendirerek seçtiğimiz bir model. Fakat burada işte manipülasyon tabii ki ilk kez yapılmıyor, seçim propagandasının manipülasyonu vesaire. Ama şu an kitlesel ve çok daha derinden yapılıyor. Kitlesel, kişisel, çok kişisel ama çok kitlesel sayıda yapılıyor. Bir propaganda gibi olmayarak yapılıyor. İnsanlar bir şeye maruz kaldığını farkında bile olmuyor. Christopher söylemeseydi ruhumuz duymayacak. Hiçbir şey duymuyor. Evet, evet. Bir de duymadığımız birçok şey de olabilir. Kim bilir neler var daha. Yani internete izleyicilerimiz girip arama motorunda search dediklerinde
ülkelerin troll ordularının sayılarını görüyorlar. Mesela dünyada birçok ülkenin troll orduları var. Yani artık savaşlar siber noktada vuku buluyor. Yani hiçbir zaman biz evlerimizde oturarak bunu hissedemeyeceğiz savaşı. Ama biz bunun bu savaşlara sebep olan verileri üreten consumerlarız. Hem üreten hem de tüketen insanlarız. Şimdi burada sorun, yani internet çok sesliliği getiriyor ama bir yandan da çok sesliliği manipüle edilmesini de sağlayan sistemleri barındırdığı için platformları, yani temsili demokrasinin bir krize girdiği bir gerçek. Dünyada birçok kişi bunu konuşmaya başladı artık. Ama internet bir yandan böyle bir sorunken, hani çözümü de sorunun olduğu yerde aramak en mantıklısı. Bir yandan da temsili değil, katılımcı demokrasiyi mümkün kılabilecek birçok teknolojinin de doğduğunu görüyoruz internet üzerinden ya da işte blok zinciri üzerinden vesaire. Yani yakın zamanda, yanlış hatırlamıyorsam, kuzey ülkelerinden birinde yerel bir seçimde blok zinciri üzerinden sayım yapıldı ve hani seçim güvenliği gerçekten de daha yüksek oranda sağlandı. Yani sorun var, internetin bizim seçimlerimizi ve hayatlarımızı etkileme gücü çok fazla şu an. Ama sorunun olduğu yerde hani çözümü de bulabiliyoruz. Sadece her şey yine kullanıcılara kalıyor. Ne istiyoruz? Biz interneti ne için kullanıyoruz? Biraz onun bilincine varmak önemli. Evet, bu manipülasyon tabii sonuçları itibariyle henüz ne olduğunu tam olarak da bilmediğimiz ama en azından yapıldığını bildiğimiz bir şey. Evet. Dolayısıyla bunun nasıl sonuçlar doğurduğunu, bu eğer becerilip de hukuki soruşturmalar yapılırsa, devam ederse göreceğiz. Neresi için? İşte Amerika Birleşik Devletleri için göreceğiz. Peki diğer ülkeler, bu ülkeler, yani speküle etmeyeceğim ama yine de merak ediyorum. Acaba dünyanın çeşitli yerlerinde yine seçim sistemlerine ya da temsili demokrasiye bu şekilde elektronik, farkına varmadığımız dokunuşlar, manipülasyonlar olmuş mudur, yönlendirmeler olmuş mudur? Yani olmuş mudur, hani birazcık spekülasyona kaçabilir ama teknik olarak mümkün. Hani bunu söyleyelim. Sonuçta gene birilerinin çıkıp bunları ifşa etmediği sürece biz bunları bilemeyeceğiz ne yazık ki. Ama şu anki teknoloji ve şu anki bütün sosyal medya araçları, yeni medya araçları buna olanak veriyor. Biz istediğimiz şekilde kendimizi bunun dışında da tutmaya çalışsak da bir şekilde bunlar bizim önümüze çıkıyor. Yani bir şekilde müdahale olmasak bile. Yani siz dediğim gibi şu an Türkiye'deki seçimler üzerinden belki konuşabilirsek, işte 2019'da bir seçim kampanyası başlatmış durumda tüm Türkiye'deki siyasi partiler. Baktığınız zaman şimdi buranın standart işte sokakta afiş asmak vesaire, işte pankart asmanın dışında artık çok ciddi hazırlanmış işte bir troll ordusu, sosyal medya ekibi, bununla beraber hareket eden kitleler var. Bu ekipler sonuçta armut toplamak için sosyal medya ekipleri yer almıyorlar ve bunların belli görevleri var. Buradaki belli görevlerin en başındaki şey karşı tarafın, aslında rakibin söylemlerini çürütmek, bunları yok etmek. Ve tabii ki bu kişilere, kendi hem taraftarlarına hem de rakip tarafın seçmenlerine içerik üretmek. Bu yapılıyor, şu anda böyle bir şey var ama ne kadar yapılıyor, bu etik olarak mı yapılıyor, yapılmıyor mu tartışması ayrı bir noktada. Bunlar sadece iş birilerinin çıkıp böyle anlatmasıyla bileceğimiz bir şey olabiliyor. Mesela Facebook tarafındaki en büyük şey, bu süreç çok çok önce olmasına rağmen internetteki aslında ki krizlerin sayısı arttıkça gittikçe artmaya başlıyor. Bu zamana kadar birçok kriz olmuştu. Büyük firmalar çıkıp açıklama yapıyorlar. İşte Yahoo mailleri sızdığı zaman çıkıp diyordu ki bizim maillerimiz sızdı. İşte etik olarak açıklıyordu veya şifrenizi değiştirin, hani bir başınıza bir şey gelmesin diye. Facebook bunu yapmadı mesela. Yani baktığınız zaman Facebook... Işte... Kendisi farkında değil miydi gibi safiyane bir soru sorayım mı? Ya o kadar da hani böyle şey olur. Çok polyanacılık olur birazcık işin şey tarafında. Yani Facebook'un hani şey diyor ya, biz bunun farkına vardık ve iptal ettik diyor aslında. Hani aslında farkındalardı. Bir yandan öyle bir şey de söz konusu değil. Çünkü ama bunu açıklaması gereken Facebook yönetimi bunu yapmadığı için şimdi bugün böyle bir durumla, belki bu bir ders olacak ve bundan sonra bu tür yeni medya araçlarını yönetenler artık yavaş yavaş yönetimde şeffaflık, tıpkı demokrasilerde olması gerektiği gibi yönetimde şeffaflık meselesini biraz daha gündemlerine taşıyabilirler. Zira bunun, işte demin konuştuk, ekonomik olarak
hepimize çok fazla yansıyabileceği bir durum olduğunda gözden kaçırmamak gerekiyor. Örneğin işte sivil toplum kuruluşları kaynak geliştirme açısından başta Facebook olmak üzere pek çok sosyal medya aracını kullanıyorlar. Evet. Ve buradan işte kalabalıkların fonlamasını sağlayabiliyorlar kendilerini. Üye abone sayılarını artırabiliyorlar. Peki şimdi bu acaba bir dengesizlik yaratacak mı bu yeni durum sivil toplum kuruluşlarının özellikle buna en çok ihtiyacı olanlar? Yani zannetmiyorum. Çünkü buradaki güvensizlik Facebook içerisinde hesapları olan ya da sayfaları olan kişi ve kurumlara karşı değil, Facebook'un kendisine karşı bir güvensizlik söz konusu. Bu anlamda insanların, kullanıcıların aslında az önce siz anlatırken aklıma gelen şuydu. Amerika'daki kanunları bilmiyorum ama tüketici mahkemesinde yargılanabilecek bir skandal bu. Yani tüketiciye haber vermeyerek. Ama işte bu satın alınabilir bir uygulama olmadığı için, yani ben bu uygulamaya para vermediğim için tüketici gibi algılanmıyorum kağıt üzerinde. Keza işte sivil toplum örgütlerinin ya da bağımsız birçok kurumun gücünü takipçilerinden ve bağışçılarından aldığı bir dünyada da burada örneğin Facebook'taki güven azaldığında belki başka platformlardan yine takipçilerine ulaşabilirler. Ama dediğim gibi burada asıl zan altında olan, yani ancak şöyle olabilir. Eğer bir gün hani o noktaya gelirsek gördüğü içeriği sorgulamaya başlar. Yani ben bir şey görüyorum, bir video izliyorum. Bu gerçek mi? Bunu bana neden sunuyorlar? Vesaire diye sorgulamaya başladığında belki birçok sayfa ve kurum da 2-3 tur üzerinden teyit edilen doneler haline gelir. Ama zaten hani kim her neyse odur. Ve bu sorgulama işlemi aslında bu işin de kilidi. Yani dezenformasyon ve manipülasyonda maruz kaldığımız içeriğin sorgulamak çok önemli. Bunun da birçok teyit yöntemi var. Yine izleyicilerimiz bunu araştırıp uygulayabilir. Ben geleceğim ve size özellikle sizin de derneğinizin dijital güvenlikle ilgili neler yaptığını, hem bireylerin hem kurumların nelere dikkat etmesi gerektiğini konuşacağım, size soracağım. Ama hemen bu Facebook'un alternatifsizliği meselesine de bir aslında değinelim istiyorum. Alternatifsiz mi daha doğrusu? Yani işte birkaç yeni medya devi var. İşte birisi Facebook, işte Google, YouTube, Twitter, Google tabii ki belki de en büyüğü. Aslında burada alternatifsizlikten bahsetmek çok yanlış. Yani özellikle birazcık daha kişisel güvenliğe önem veren insanlar için çok fazla araç var. Yani mesela Google'dan bahsettiniz en son. Birçok kişi arama motoru olarak Google'u kullanıyor. Veya işte şu anda çok popüler Yandex'i kullanan insanlar var. Sonuçta siz burayı kullandığınız anda verilerinizi işte Ruslara ya da Amerikalılara vermiş oluyorsunuz. Bunun alternatifi yok mu? Var. Dijital güvenlikle ilgili işte bizim de derneğin yürüttüğü bir çalışmamız aslında. Hı hı. O tarafa baktığın zaman aslında bir tarayıcı, yani arama motoru olarak kullanılabilecek işte DuckDuckGo dediğimiz tamamen özgür, sizin hiçbir verinizi tutmayan ve işte bu popüler arama motorlarının sağladığı sonuçlardan daha net ve daha özel sonuçlar çıkartabilecek arama motorları var. Yani bunları kullanabilirler. İşte Facebook alternatifsiz mi? Değil aslında. Yani Facebook sadece şu an birazcık popüler ve hatta baktığınız zaman işte Instagram var. İşte Instagram hani Facebook satın almadan önce baktığınız zaman şu popülaritesi birazcık daha o tarafa kaymış durumda. İşte Snapchat var bir taraftan. O birazcık daha popülaritesini kaybetmiş durumda. Şimdi bunlar hani günümüz araçları ama bunun bir 10 yıl 15 yıl öncesine gittiğiniz zaman aslında işte Messenger diye bir şey vardı. Daha öncesinde işte sohbet odaları vardı. ICQ falan. Bunlar aslında dediğiniz gibi yani alternatifsiz değil. Şu an ki dünyanın popüler iletişim kanalları, popüler sosyal medya araçları bizim için. 10 yıl sonra Facebook olacak mı? Bunun sorusunu kimse bilemiyor ama hani muhakkak değişecek. Başka bir şey olacak. Şu Facebook'un ilk çıktığı anla şu anki an arasında çok 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 fark var. Ama şöyle bir durum da var. Bir diğer medya devi, yeni medya devi işte Google'ın çıkardığı
sosyal paylaşım sitesi işte o popülariteyi kazanamadı. Kaç kez denedim de. Evet, birkaç kez devreye girmeye çalıştım dediğiniz gibi ama olmadı. Demek ki dediğiniz gibi biraz da konjonktürel bakmak gerekiyor böyle şeylere. Belki o şirketlerin kendi içlerinde işte sürekli olarak bir nasıl diyelim inovatif çalışma yapıyor olmalarını da buna bağlamak lazım. Peki şu aralar işte biraz evvel siz bahsettiniz bir Facebook'u sil kampanyası işte hatta şirketini Facebook'a satmış işte WhatsApp'ın kurucusu kendi Twitter sayfasından böyle bir kampanya yapıyor filan ya da bu kampanyaya katılıyor diyelim. Sonucu olur mu böyle kampanyaların bu tür şeyler açısından? Yani olmaz çünkü zaten şu an ben Facebook hesabımı silsem bile onlar benden veriyi çoktan aldılar. Yani bana tekrar satmasa bile o veriyle başka şirketlere satışlar yapacak. Benim belki fikrimi değiştirecek bir ürün vesaire koymayacak önüme ama o veriyi aldı ve onu zaten paraya çevirdi. Bir ikincisi de hani birçok insan yani Facebook sadece sosyal bir platform değil. İşlerini oradan yürüten insanlar var. İşte organizasyonlarını oradan yürüten atölyelerini vesaire. Yani Facebook sadece sosyal bir platform değil, iş dünyası, bir ajanda vesaire birçok fonksiyonu var. Bu tabii ilk etapta çok mantıklı gelmiyor. Çoğu kişi de bunu yapmayacaktır ama tüketici olarak tüketici haklarımızı nasıl akılca kullanabiliriz onu düşünmek gerekiyor. Yani bir boykotla değil belki ama dediğiniz gibi yarın daha popüler bir şey çıktığı zaman buranın çok güçlü olmayacağını bilerek de çok da her şeyi de buraya bağlamamak gerekiyor belki de. Hani riski dağıtabiliriz. Riski dağıtabiliriz, evet. Biraz ekonomik göstergelere bakar gibi riski dağıtarak belki. Peki, demin de konuşacağımızı söyledim. Kişisel bilgilerin güvenliğini sağlamak. Tamamen aslında bireylere de düşen bir durum. Bunun içinde belli bir bilinç, bilgi sahibi olmak gerekiyor. Sizin de dernek olarak böyle bir çalışmanız var. Ben burada sözü size bırakacağım. Dijital güvenlikle ilgili neler yapılabilir? Bir de sizin bu konuda insanlara, topluma, kullanıcılara ne gibi katkılarınız oluyor? Hangi yollardan? Biz zaten dernek kurulurken en büyük önceliklerimizden biri buydu. Yani bilginin insanlara özgürce, doğru şekilde ve manipüle edilmeden ulaşabilmesini sağlayacak her şeyle ilgili çalışmak istiyoruz diye yola çıktık. Şu anki aktif projemiz dijital güvenlik projesi de bu. Bu hedefle ilerliyor. Dijitalgüvenlik.org adresinden girilebilir. Bu adreste aslında kullanıcılar İnternet dünyasında işte verilerinin takip edilmesini, manipüle edilmesini engelleyecek uygulama alternatifleri, arama motor alternatifleri, yani internette vakit geçirirken yaptıkları her şeyle ilgili dikkat edebilecekleri ipuçlarını ve bu dünyadaki gelişmeleri öğrenecekler. Aynı zamanda yakın zaman içerisinde dijital güvenlik eğitimlerimiz de başlıyor bazı kurumlarla ve bağımsız kurumlarla diyebilirim. Yani aslında bunu biraz daha hem offline tarafta hem online tarafta ilerletmek istiyoruz. Peki nedir bunlar? Öncelikle hani az önce Ramazan'ın da bahsettiği gibi arama motorları hani bizim karakterimizin karanlık tarafları. Yani sağlığımızla ilgili bir sürü şey arıyoruz. Farkında olmadan aslında hani kendi iç dünyamızı o arama motoruna yansıtıyoruz. Dünyayla ilgili, dış dünyayla ilgili merak ettiğimiz her şeyi oraya yazıyoruz. Bir öncelikle orada takip edilmememiz önemli. Bunun için işte DuckDuckGo gibi arama motorlarını tercih edebiliriz. Onun haricinde birçok VPN uygulamasıyla yine internet üzerindeki izlerimizin Görünmemesini sağlayabiliriz. Yani bu şimdi Türkiye'deki duruma bakınca sanki böyle bir yasak deliyormuşuz, bir illegal bir şeymiş gibi algılanıyor. Hı-hı. Ama aslında öyle değil. VPN kullanmak güvenli internet kullanmanın global bir yöntemi. Yani biz ülkede VPN'i genelde yasaklı sitelere girmek için kullanıyoruz ama sadece o değil. Hı-hı. Aslında sürekli genel olarak kullanılması tavsiye edilen bir olgu haline geldi dijital hayatta, değil mi? Peki
Ne gibi alternatifler görüyoruz bunun dışında? Siteye girdiğimizde bir kullanıcı olarak ben eğer iz bırakmak istemiyorsam mesela VPN dışında neler göreceğim? Ya aslında siteye giriyor olmaya, yani o aşamaya gelene kadar öncesinde yapılması gereken çok fazla şey var. Bunlardan bir tanesi işte kullandığımız bilgisayarda tamamen kullanıcı işletim sisteminden başlayıp aslında paralel satın alan değil de tamamen özgür ve açık kaynak kodlu Linux tabanlı bir işletim sistemi kullanmakla başlıyor iş. Yani siz şu an paralel satın aldığınız herhangi bir işletim sistemi kullandığınız an zaten arka tarafta ne olduğunu bilmiyorsunuz. Kodlar çünkü sizde değil ve ne olduğunu kimse bilmiyor. Dolayısıyla zaten güvende değilsiniz demektir bu. O yüzden bir Linux işletim sistemi kullanmak buradaki en büyük parametre. Sonrasında zaten Linux'un büyük birçok dağıtımı dediğimiz işte duyduğumuz işte Ubuntu, Debian, işte Türkiye'de Pardus'la bilinen dağıtımların aslında baktığımız zaman zaten size önerdiği araçlar oluyor bunların hali hazırda. İşte tarayıcı olarak işte Firefox kullanmak bu anlamda en büyük değişimlerden biri olabilir. Ve sabahtan beri konuştuğumuz aslında DuckDuckGo mesela buradaki en büyük arama motoru tercihi olabilir. Yani standart bir şu an kendi kullandığınız bilgisayarda bile yani tarayıcınızı Firefox'a değiştirip arama motorunuzu DuckDuckGo ile değiştirdiğiniz anda internet dünyasındaki davranışlarınızın ne kadar çok değiştiğini o kadar fark edeceksiniz ki. Yani bunu iki hafta yapsanız internetteki davranışlarınızın çok fazla değiştiğini görüyor olabileceksiniz. İşte alternatif olarak reklam engelleme servislerinin kullanılması burada. Çünkü ya o manipülasyon dediğimiz en büyük şeyi zaten o istemediğiniz içeriğin veya bir de mining durumu var tabii değil mi? Yani şu an dijital mining durumu bizim sürekli hani pek çok sebeple bilgilerimizin, verilerimizin bilgisayardan kazınıp alınmasıyla tabii alakalı bir durum. Blockchain sistemleri de buna dahil. Para sistemleri de buna dahil. Yani bir JavaScript koduyla siz kendi makinanızı birilerinin para kazanması için onların hizmetini açmış oluyorsunuz. Ama bu sizin isteğiniz dışında olan bir şey. Bununla ilgili aslında alternatif kamu kaynakları dediğimiz aslında. Bununla ilgili başka projeler var. Örneğin araştırma projelerinde siz kendi bilgisayarınızın belli bir kaynağını bu projenin kullanılması için açabiliyorsunuz. Bu tarz yazılımlar var. Diyorsunuz ki yani ben bu projede katkım olsun. Ve benim bilgisayarımın işte 1 GB'lık RAM'ini örnek olarak söylüyorum. İşte 1 GB'lık alanını da veri olarak tutun burada. Ben bunu size veriyorum. Bir yazılım sayesinde bu yapılabiliyor. İnsanlar kaynaklarını açabiliyorlar. Buradaki temel referans noktamız bunun kullanıcının isteyerek yapıyor olması. Ama şu anda işte mining tarafındaki olay siz bir siteye girip bir şey izlemek istiyorsunuz veya bir içerikten faydalanmak istiyorsunuz. Bu sitenin sahibi, içeriğin sahibi sizin izniniz olmadan sizden habersiz bir şekilde ekstra para kazanıyor. Buradan kar elde ediyor. Bu aslında işin işte etik tarafına baktığımız zaman ne kadar doğru ne kadar yanlış konusu. Aslında doğru değil yani çok yanlış olduğu noktalara varabiliyor. Bunu engelleme sebepleri işte yani engellemenin yollarından başlıcası güvenli araçlar kullanmak. İşte dijital güvenlik işte .org web sitesi de aslında birazcık buraya dair neler yapabiliriz? Hangi araçları kullanmalıyız? Evet, şimdi not alamamış olabilir izleyicilerimiz. Bu siteye girerek örneğin neler yapabileceğini güvenli internet kullanmak açısından görebilirler detaylı olarak. Evet, yaşadığımız krizi bakalım nasıl aşacağız? Bunu aşmanın kolay bir yolu var mı? Zaman içerisinde bunu göreceğiz ama her şey genel olarak bizde bitiyor. Bilinçli bir internet kullanıcısı olmak gerekiyor. Bize ait verileri saçarcasına kullanmamak gerekiyor. Özellikle sosyal mecralarda. Ve ilerleyen süreçte sosyal ağın yarattığı bu belki de en büyük krizin nasıl sonuçlanacağını da görmüş olacağız. Konuklarımız Deniz Yeni Hayat ve Ramazan Subaşı'ydı. Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği'nden çok teşekkürler geldiğiniz için. Daha sonra yine yeni medyanın herhangi bir başka konusuna eğilmek üzere karşınızda olacağız. Sağ olun.